Manşete hoş geldiniz. Gündem pazar günü Taksim'deki patlama ardından değişti. Artık dün bugün yarın belli ki ne siyaset konuşulacak ne de altılı masa ya da Ekrem İmamoğlu'nun davası aday olup olmayacağı vesaire. Seçim ayarlı bir patlama mı? Bugün bu soruya cevap arayacağız. Elbette yüzlerce belki binlerce kişiyi etkileyen bir saldırı bu. Ölenler, yaralananlar ve hayatı boyunca bu saldırının şokunu, izini taşıyacaklar için. O açıdan biz gazeteciler için veya genel kamuoyu için bu konu birkaç gün konuşuluyor, ondan sonra başka bir konuya geçiliyor ama etkilenen yüzler binler için uzun yıllar devam eden bir travma söz konusu. Ve elbette halkın doğru, gerçek, teyit edilmiş bilgiye erişim hakkı. Yani Türkiye'deki insanlar bu konuda Türkçe kaynaklardan bilgi edinemezken ve sadece resmi açıklamalara mahkum edilmişken, hemen her kesim de buna uyarken başıma bir şey gelmesin diye bütün dünya bunu konuşuyor. Bütün dünya basınında, televizyonlarında ilk haber. Siz ne kadar başınızı kuma gömerseniz gömün, deve kuşu gibi dünya takip ediyor. BBC'de patlama olduktan sonraki bütün saat başı bültenlerde ilk haberdi ve İstanbul'daki muhabirine bağlandı ve oradan sıcağı sıcağına gelişmeleri aldı. Yani tabii elbette burada umurlarında olan dünyanın öğrenip öğrenmemesi de değil. Burada umurlarında olan iç kamuoyunu yönetmek. İşte aşama aşama bugün bu yayında buna dikkat çekeceğim. Fakat ondan önce Üzerinde durmak istediğim bir konu var. O da bu yayınları paylaşmanız, bu yayınları beğeniyorsanız beğendiğinizi göstermeniz. Bu maliyeti olan bir şey değil. Özellikle son haftalarda e, Türkiye ile ilgili, Türkiye iktidarının veya Türkiye'deki egemenlerin veya belli mihrakların neyse canını sıkacak e, haberler, paylaşımlar, kanallar. Türkiye içinde olsun, Türkiye dışında olsun, çeşitli sosyal ağ hesapları özellikle kısıtlanıyor, özellikle daraltılıyor, özellikle e, belli troll ekipleri tarafından hedef gösteriliyor ve ondan dolayı da algoritmalarda e, bu geriye düşüyor. Geriye düştüğü için de eski izlenme oranlarını, eski izlenme rakamlarını yakalamakta güçlük çekiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani sizin abone olmanız, bildirimleri açmanız ve beğendiğiniz yayınları beğendiğinizi söylemeniz. Çünkü biz bağımsız yayıncılarız ve bağımsızlığımızı sizden aldığımız güçle sürdürüyoruz. Başkaca herhangi bir odağa, başkaca herhangi bir devlete veya güce veya örgüte çalışmıyoruz. Tamamen bağımsız gazetecilik kriterleri neyse o kriterlerle size karşı sorumluyuz ve bu sorumluluğun gereği olarak bu işimizi yapıyoruz veya sürdürüyoruz, sürdürmeye çabalıyoruz. O açıdan sizin de bu tutumunuzu sürdürmenizde yani o birkaç parmak hareketiyle desteğinizi belirtmenizde yarar var. Bu önemli. Bunu yok saymayın. Ben yapmadığım bir şeyi de anlatmıyorum. Ben beğendiğim yayınları like'lıyorum. Yani beğen tuşuna basıyorum. Bir ikinci konu çokça bana şikayet geliyor. Ya işte efendim videonuzu göremiyoruz, e, yayın yaptınız mı bilmem yani yayın yaptık. Her gün aynı saatte bu yayın çıkıyor. Fakat e, YouTube'da veya başka mecralarda aramalar yapıyor ve o aramalarla dahi videoya ulaşamayanlar oluyor. Enteresan. Onlara da diyorum ki yani sen şunu yap eğer Twitter'a girme imkanın varsa Twitter'da ben düzenli olarak... E, tweet atıyorum linki yani hiçbir yerde bulamazsan o linki tıklarsın ve şey yaparsın ulaşırsın yayına böyle şeyler de oluyor evet böyle bir dönem haliyle siz ne kadar bu yayınları görünür kılmak için e, üzerinize düşeni yapmanız gereken kadarını yaparsanız e, pek çok insanda bundan haberdar olacak emin olun haberdar olmayan sayısı haberdar olanlardan kat pe kat fazla. Kat be kat fazla insan, milyonlar bu yayınlardan haberdar değil. Bu da e, sizin çabanıza bağlı. Şimdi dönelim haberlere bakalım. Anadolu Ajansı verisi ki başka bir veri Türkiye'de yok ve bu veriye herkes ittiba ediyor. E, on, resmi açıklamalar dışında konuşmak da yasak. E, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını söylüyor Anadolu Ajansı. İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki Taksim'e yakın bir bölge olduğu ifade ediliyor Taksim Meydanı'na. Oradaki patlama. Şimdi e, bu rakam artabilir çünkü iktidar bu tür saldırılarda e, ölü yaralı sayısını e, maden kazalarında da öyle ve pek çok e, başka afette veya terör saldırısında da öyle. İlk saatlerde kamuoyunun nabzını düşürmek ya da tansiyonu çok fazla çık e artırmamak için e rakamları düşük tutuyor. E ve gerçekten talimatla oluyor bu. İşte diyor akşamında şu kadar açıklarsınız, ertesi gün bu kadar açıklarsınız, sonrasında bu kadar açıklarsınız. Rakamlar peyderpey açıklanıyor. Muhtemelen bu rakamlar da artacak. Çünkü e 80'in üzerinde yaralıdan bahsediliyor ve bunların ciddi bir bölümünün de kritik evrede olduğu ifade ediliyor. İşte belirtiliyor, ifade ediliyor gibi yüzeysel laflar kullanıyoruz. Evet. Çekilen görüntülerin dolaşımı da yasaklandı ve çok sayıda tabi elbette kameralar çalışıyor insanlar olay yerinden görüntü paylaşıyor falan ama bütün bunların hepsine Türkiye'de engeller konuldu ve Rütük daha olay yerine ambulanslar ulaşmamışken Yayınladığı e, bu yayın yasağı kararında böyle bir, bir tam sayfa yayı, şey yasak kararı ama şu altını çizdiğim satırlar, işaretlediğim satırlar her şeyi anlatıyor. Diyor ki resmi rakamların yaptığı açıklamalar dışında haber, yayın, veri yayınlamak yasak. Aynı şeyi İletişim Başkanlığı da geçmiş. Ben Propaganda Bakanlığı diyorum. O da aynı şeyi söylüyor. İşte amaç şu toplumda korku, panik, kargaşa, kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak. Amaç bu mu gerçekten? Amaç bu mu yoksa amaç bir biçimde kendi dezenform dezenformasyonuna yol açıp e, yayınları kontrol etmek ve bu işten nasıl kazançlı çıkarım veya nasıl en, ha en az hasarla çıkarım e, bunu sağlamak mı? Bakıyoruz sırayla bakacağız. O arada Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama paylaşmış ve diyor ki işte efendim e, patlama olayına yönelik sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku panik yaratmak amacı barındıran vatandaşlarımızı kin, nefret, düşmanla alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı filan. soruşturma açılmış ve hemen bir tespit yapılmış. Bu kadar mahirsin o terörü teröristi önleseydin ya. Hani ayakkabı numarasına kadar tespit ettiğiniz teröristleri. Bu kadar mahirsin. Bu kadar hızlısın. Hep şu var. Yani Türk polisi maalesef. Özellikle son yıllarda. Hele son 8 yıldır. E, fena halde hedef şaşırmış durumda. Bütün enerjisini. Bütün operasyonel gücünü. Masum insanlara veya... Hükümetin canını sıkabilecek falan kitlelere yöneltmiş durumda. Gerçek suçla, gerçek terörle e, ve gerçek şiddetle mücadele etmiyor. Hep görüyorsunuz kadına şiddet e, sanıkları serbest kalıyor, uyuşturucu sanıkları serbest kalıyor, baronlar cirit atıyor, İçişleri Bakanı ile fotoğrafı çıkıyor, Jandarma Genel Komutanı ile fotoğrafı çıkıyor. Böyle bir ülke. BTK İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Sosyal ağlarda bant daraltma uygulaması yapmış. Ve bu da NetBlocks platformu tarafından tespit edilmiş filan. Bant daraltma mı yoksa interneti tamamen kesme mi birazdan onu değerlendireceğim ama en yürek çarpıcı karelerden biri buydu. Babası Yusuf Meydan ve 3 yaşındaki kızı Ecrin de Taksim'de hayatını kaybedenler arasında. Bu can gibi çocuk gitti. Gözlerinin içi gülüyor fotoğrafında. Bakmaya kıyamazsınız yani. Terör. Belki de en önemli gerçeklik bu. Gazetelerin birinci sayfalarını çok böyle adetim değil ekrana getirmiyorum ama bu hadise vesilesiyle birkaçına bakalım. Bir gün halk düşmanı hain saldırı demiş. Taksim'i kana buladılar. Bankta, banktaki çanta patlatıldı. Jet yayın yasağı getirildi. Diğer ara başlıklar. Cumhuriyet istiklale bomba demiş. Taksim'de düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Bu rakam artacaktır. Ben yayına, yayını yaptığım saatte böyle ama e, muhtemelen artacak. Herkes Anadolu Ajansı'nın e, verisini kullanmış. Bir de fotoğraf paylaşmışlar. Biraz evvel ekrana getirdiğim fotoğraf. Patlama anı. Erdoğan'ın açıklaması var. Terör kokusu var. Evet kadın saldırgan bombayı patlattığı yeni birliğin manşeti. Evet, bütün gazeteler yayına girdiği saatte ölü ve yaralı sayısı aynıydı. Ajansın geçtiği biçimdeydi. Bir diğer gazete. Karanlık Eller yine sahnede. Kimler terörden medet, medet umuyorsa Allah cezasını versin demiş. burada da sosyal ağlarda da paylaşılan kadın saldırganın fotoğrafı buzlanmış gerçi fotoğraf böyle geldi çantayı böyle bıraktı e, kalabalıkta patladı diyor masum insanları hedef aldılar e, cadde ölü ve yaralılarla dolup taştı diyor e, görüntüler buzlanmış ama e, bu görüntüler görüntü olarak da var fotoğraf olarak da vardı internette yerlerde yatan insanlar e, üst katlardan e, meydanı gören veya yolu gören olayın yaşandığı yeri gören e, kameraların çektiği görüntüler Son gazetemizde karar olsun. Karanlık el yine sahnede demiş. Karar gazetesi de gene olay yerinden paylaştığı şu fotoğrafla. Hani cam pazarı <laughs> kelimesini kullanır ya gazeteciler. Devlet bildirecek gazeteciler değil, kural bu. Taksim yaya girişine kapatılırken alana sadece TRT, Anadolu Ajansı ve İHA muhabirleri alınmış. Yani devlet diyor ki ben diyor kendi ajansların vasıtasıyla bu işi geçerim. İHA ve Demirören Haber Ajansı falan gibi şeyleri de devlet olarak kabul edin, onların artık özel bir tarafı yok. Ben diyor bu ajanslar vasıtasıyla kamuoyunu belirlerim. Hadise nedir, olay nedir? Bunu ben ancak anlatırım, başkasına gerek yok diyor. Şimdi bu olayı yavaş yavaş irdeleyelim. Dezenformasyonda dört aşama bu olayda dikkat, dikkat çeken bir konuydu. İlki derhal yayın yasağı kondu. İkincisi internette bant daraltma e, yapıldı ki bu esasen interneti kesmekle eşdeğer. Siz internetin bandını ki Türkiye'deki internet zaten kalitesiz bir internet. Güçlü bir internet yok. Bunu siz %80-90 daraltırsanız insanlar ya o kadar insan yığıldığında hiç kimse hiçbir işlem yapamaz. Dolayısıyla iki satır tweet bile atamadı insanlar ki e, internet band genişliği gerektiren bir olay değildir iki satır tweet açmak. Hani fotoğraf yüklemiyorsun video yüklemiyorsun. Hani onlar biraz daha internet gerektiren işlemler. Üç alana devlet ajansları dışında gazeteci sokmama. Bu da işte dezenformasyonu ben yapayım hikayesi. Paylaşımları takip ve soruşturma emniyetin yazısını getirdim. Hemen jet hızıyla Paylaşımlara soruşturma açılıyor ve bununla ilgili savcılar da görevlendiriliyor. Düşünün, yani bir yandan terörle ilgili savcılar görevlendirilirken bir yandan da aman şu paylaşımlarla ilgili de savcılar harekete geçirelim ki kayıp kaçak olmasın. Bir diğer konu, işte burası daha önemli. Bunları biraz evvel anlattıklarımı zaten biliyorsunuz yaşadınız. Bu sansürün dört gerekçesi var. Bunlar önemli. İlki iktidar olay kendine dönsün kendiyle ilişkilendirilsin istemez. Dolayısıyla enformasyonu yönetmesi lazım. 2. Gerçekleri saklamak zorundadır. Sızıntıları ve dolaşımı yasaklar. Nedeni budur. Kültür ve Turizm Bakanı istemiş de Rütük'te işte yayın yasağı kararı almış. Kültür Turizm Bakanı niye istiyor? Aman işte efendim turistler bu işten etkilenmesin. Ülkemize ülkemiz turizmi negatif olumsuz etkilenmesin bu olaydan diye. Ya biraz evvel başta da söyledim. Sen kendine karanlık yapıyorsun başını kuma sokarak. Bütün dünya ajanslarında, gazetelerinde, Twitter, sosyal ağlarında, televizyon haberlerinde ilk ilk sırada girdi bu haber. Yani herkes öğrenmesi gereken öğreniyor. Alman turistler, İngiliz turistler, Amerikalı turistler durumun farkında. Ve belki de yakında bir güvenlik uyarısı yapacaklar. Aman Türkiye'ye gitmeyin, giderseniz istiklalde do dolaşmayın diye. Dolayısıyla sen ne kadar kapatırsan kapat, 3 Ortada sadece kendi doğrusu kalır ve bilgiyi böylece kontrol eder. Amaç budur. 4. Bilgiyi kontrol iktidarın suçu yüklüceği al alanı da daraltır. Siz bilgiyi paylaşımı filan kapattığınızda tamamen resmi açıklamalara işi e, e, sınırladığınızda haliyle işte... Bununla herhangi bir partiyi şeytanlaştırabilirsiniz. Herhangi bir grubu şeytanlaştırabilirsiniz. Herhangi bir kişiyi şeytanlaştırabilirsiniz. Ve mesela Mersin saldırısı olmuştu birkaç hafta önce. Orada işte bu bir bu kadın terörist, bir gazeteciydi ve CHP de bu gazeteciye yıllar önce sahip çıkmıştı diye bir dezenformasyon bilgiyi dolaşıma sokarsınız. Ama bağımsız kaynaklar sayesinde bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bunu ortaya koyanların da üstü başı battı. Ama işte artık bu da olsun istenmiyor. Biz her şeyi dolaşıma sokalım ve millet bunu böyle bilsin ve bu asla yalanlanmasın. Bu doğru kabul edilsin. Hangisi? En kritik soru bu. Zaten KJ'de cevap aradığımız soru da bu. Seçim ayarlı bir patlama mı? Evet. Seçim ayarlı bir patlama bu. Fakat emin olmadığımız şey şu. Orada yazdım. Tıpkı 7 Haziran 1 Kasım 2015 iki seçim arasında Erdoğan'ı iktidarda tutmak. Hatırlayın %40'dan %50'ye çıktı oylar. 5-5,5 ayda o patlamalarla, o şehitlerle. Ve o dönem yayın yasağı yoktu, sosyal ağlarda kısıtlama yoktu, engelleme yoktu. Şehit cenazeleri bütün kanallarda canlı yayın, yayınlanıyordu. Sonraki yıllarda da işte fotoğrafta görüyorsunuz Erdoğan kolunu şehit tabutuna dayayıp nutuklar atıyordu. Böyle onlarca nutku var ve yine sadece 7 Haziran 1 Kasım 2015 arası değil. 15 Temmuz 2016'ya giden süreçte de başka patlamalar oldu. Özellikle eşit patlamaları oldu. İstanbul'da belli noktalarda falan hatırlayın. Ve zaten 15 Temmuz 2016'da köprüye götürülen askerler işte terör uyarısı var, tatbikat vesaire falan şeyiyle götürüldüler. Ve o askerler bunu sorgulamadılar, sorgulayamazlardı da yani hem sorgulayamazlardı, Emir Demir'i keser hem de Ortada böyle bir vaka vardı zaten. Yani kamuoyu oluşturulmuştu. Her ay bir yerde bir patlama oluyordu. Hatırlayın işte o Reyna saldırısı vesaire. Bütün bunların hepsi 2015 sonu, 2016 başı ve sonrasında yaşanan hadiseler. Şimdi soru şu. Hangisi? O yıllarda yani 2015-2016 yıllarında Erdoğan'ı iktidarda, iktidarda tutmak amacıyla ve özellikle 15 Temmuz sürecini tesis etmek o hal başkanlık sistemi filan tekrar etmeyeceğim. Kimi devlet ve örgüt unsurlarının anlaşmasıyla sahneye bir proje konmuştu ve bu proje başarılı oldu. Gene böyle bir şey mi sahneye kondu ya da işte kritik soru bu. O zaman iktidara can suyu olan bombalar şimdi Erdoğan'ı götürmek için devreye sokulmuş olabilir mi? İşte ondan dolayı bu kesinlikle seçim ayarlı bir patlama. Orası kesin. Ama bu Erdoğan iktidarda tutmak için mi yoksa Erdoğan'ı götürmek için mi bir proje bunu bilmiyoruz henüz. Bunu anlamamız için zaman geçmesi gerekecek. Bugünden yarına yapılacak analizler faydasız, yararsız ve peşin hükümlü analizler olur. Bunu ancak haftalar ya da aylar sonra anlayabilirsiniz, anlayabiliriz. Bu elbette Skor tahtasına bakılarak yapılabilecek bir analiz. Şu günden sıcağı sıcağına bunu tanımlamak, anlamlandırmak zor ama iki ihtimal var. İki ihtimal var. Erdoğan iktidardan tutmak ya da götürmek. Hangisi olduğunu önümüzdeki haftalar, aylar belirleyecek. Fakat bir terör saldırısı meselesinin tekrar Türkiye gündemine girdiği Mersin saldırısından sonra İstanbul saldırısı Mersin'deki bir polis evi saldırısıydı. Terör örgütü bu saldırıyı üstlendi. Fakat burada üstlenen yok. Bilakis Kürtler sahiplenmedi. Özellikle Kürt örgütler sahiplenmedi. Sivil halka dönük bir saldırı olduğu için ve şiddetle de kınadılar ilk andan itibaren. Dolayısıyla bunun buna bir terör saldırısı demeniz için de terör örgütünün hangi terör örgütü ise bunu sahiplenmesi veya üstlenmesi icap ediyor. O yönüyle de Mersin'deki saldırıyı üniformalı bir merkeze, resmi bir merkeze veya işte bir güvenlik gücüne saldırı olarak değerlendiriyor terör örgütü. Ee, i̇şte efendim şey bunu halka dönük, sivil halka dönük bir saldırı olarak değerlendiriyor. İkisini birbirinden ayırıyor. Neyse ne. İkisi de terör. Farksız yani. Cevheri güven işte yayın yasağı falan var da gazeteciler ancak böyle e, bilginin kıymıyla... E, iş sürmeye çalışıyorlar. Taksim'deki saldırı sonrası polis İrem Esendemir isimli kadını diz ve göğsünden şüphe üzerine vurmuş. Fakat olayla ilgisi olmadığı da belirtiliyormuş. Hayati tehlikesi yok, hastanede tedavi altında kadın. Böyle şeyler de oluyor. Ama işte dedim ya, bu tür şeylerde kesinlikle resmi açıklamaya bakacaksınız. Kesinlikle haber yapmak yasak deyince bu haberler ancak böyle sızıyor ve yurt dışındaki insanlar alıp değerlendiriyorlar. Mustafa Hoş istiklal patlaması internet sansürü için fırsata çevrildi. Seçim günü internet sansürünün yapılabileceği sinyali de verildi diyor. Yavuz Ohan dün deprem tatbikatı vardı yani cumartesi günü. Pazarda internet sansürü bunu yapanlar yapılabilirliğini test ediyorlar. Kim tarafından nasıl alındığı belli olmayan bir kararla hepimizi kör ve sağır hale getirdiler diyor. 5-6 saat boyunca internet kesildi. Yani tabir yerindeyse. Bu alan daraltma, band daraltma falan meselesi değil yani. Siz band daralttığınızda dediğim gibi bütün ahali üşüştüğünde zaten kalitesiz internet hepten gidiyor. Erk Acarer bugün sandık gelecek ve seçim kazanılacak düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün olduğunu yazık ki diyerek pazar günkü saldırıya işaret etmiş tweetinde. Ali Babacan da VPN ile bağlanmış. Bu tweet'i VPN sayesinde paylaşabiliyorum diyerek. Evet. O arada tabii çokça da ben sosyal ağlarda VPN nasıl ediniriz? Ücretsiz VPN var mı? Hangi VPN'i öneriyorsunuz falan gibi paylaşımlar gördüm. Bu tür dönemler yani bant daraltılması olduğunda, internet adeta kesildiğinde falan VPN tel VPN telaşı manasızdır. Bu konuda tedbiri önceden alacaksınız. İnternet varken alacaksınız. Ucuz ya da ne bileyim ücretsiz VPN'ler VPN değil. Onlarla herhangi bir iş tutamazsınız. Kalitesizdir. Çok da size gene daraltılmış bir internet sunar. Biraz paraya kıyacaksınız ve Türkiye'de de ücretler makul. Öyle batıdaki gibi dolar, euro'yu direkt TL'ye çevirip uygulamıyorlar. Türkiye'nin koşulları belli olduğu için TL bazında gayet makul bir ücretle VPN hizmeti sunuyorlar. Belli başlı en iyi VPN servisleri falan diye Google'da bir arama yaparsanız 3'ü 5'i önünüzde listelenir. Herhangi birini alacaksınız ve bunu bilgisayarınıza veya telefonunuza yükleyeceksiniz ve bunu da internet varken yapacaksınız. İnternet gittiğinde hangi VPN'i kullanayım diye sağa sola saldırmanın manası yok. E, o iş işten geçmiş durumda o anda onu baştan önlem alacaksınız ama maalesef bizim milletin aklı hep sonradan geliyor ben de böyle anlatıyorum bakın işte böyle dezenformasyon yapıyorlar bu mesaj benim önüme caps olarak düştüğünde ben de hala safım ya inanamadım ya böyle bir şey var mı acaba çünkü gerçekten teyit ederim kaynağına gider bakarım böyle bir şey var mı yok mu gittim baktım gerçekten yeni asit, Akid'in onaylı hesabından 200 küsür bin takipçisi olan hesabından atılmış. Ve ben kendim aldım kepsi ve buraya getiriyorum. Kılıçdaroğlu Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti. Patlamayı mı kastetti sorusu gündemde. Böyle yapıyorlar işte. Baştaki grafiklerimi hatırlayın. Yani dezenformasyonu ve bilgiyi kontrol etmelere lazım ki hedef aldıkları kişileri Doğru yani hedef aldıkları kişileri başarılı bir biçimde suçlayabilsinler ve o konuda herhangi bir çatlak ses veya muhalif ses çıkmasın. Bunun için yapıyorlar. Onun için de bilgiyi yani dezenformasyonu yaymak için bilgiyi kontrol altına almaları lazım. Ekrem İmamoğlu da bir geçmiş olsun Allah'tan rahmet mesajı paylaşmış. Güzel. Fakat Resmi açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyin derken neyi kastediyor bilmiyorum. Neyi kastettiği açık da. Bu hafta Ekrem İmamoğlu haftası olacak öyle görülüyor. Çokça konuşacağız. Neden konuşacağımızı birazdan anlatacağım. Ama e, Cumhurbaşkanlığı'na talip birinin veya talip olması beklenen birinin e, resmi açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyin diye tweet atmasını da kayda geçmek istedim. Meral Akşener İmamoğlu'ndayız demiş. Çok ironik bir tweetti bu hafta sonu attığı tweet. Şimdi yavaş yavaş siyaset gündemine geçiyoruz. Onunla da bağlayacağım. Ee, İmamoğlu Adana'nın bir ilçesi. Küçük bir ilçe. 25-28 bin nüfuslu. Ama bu tweeti atınca İmamoğlu'ndayız diye İmamoğlu ile ilişkilendirilmesi veya böyle bir ironi olması da olası. O arada Meral Akşener HDP ile aman aralarında bir şey olmasın diye tam saha pres gidiyor. Sabah mesela hafta sonu gazetesinin manşeti oydu. Masadaki kavgada yeni perde açık ortakla akşener gizli ortak HDP birbirine girdi diyor. Birbirine giren bir şey yok da birbirine girmeleri için ellerinden geleni ardına komuyorlar. Bir diğer konu da işte bu da sabahın orta sayfasına böyle manşet olmuş. Ee, Erdoğan Endonezya'ya giderken e, Bali'de G20 zirvesi var. Salı ve çarşamba günü liderler zirvesi. Eee Fethullah Gülen'i kastederek o adamı Avrupa Amerika saklıyor Biden saklıyor dedi. Burada amaç e, Biden'la görüşme koparabilmek diye başka bir şey değildi. O arada yani Biden iki yıldır başkan. Ondan önce dört yıl boyunca Trump başkandı. Trump başkanken Trump saklıyor dedin mi? Geçeceksin neyse ben de anlatıyorum. Erdoğan böyle fotoğraflar vererek Mesela şimdi bir Türk zirvesi, Türk Birliği falan diye bir şey çıktı en son Özbekistan ziyaretinde. Bu tür fotoğraflarla liderliğini pe pekiştirmeyi ve bölgede iç kamuoyuna tabii tamamen bu hareketler bölgede e, dünya lideri falan benim falan şeyini veriyor. İşte bir diğer fotoğrafta buydu geçen haftadan. İsveç Başbakanına böyle parmak sallıyor. Fotoğrafta öyle bir açıdan çekilmiş ki yani İsveç Başbakanı mı dersin? Er er Erdoğan'ın özel kalemimi tanımayan Erdoğan'ın özel kalemi diyebilir. Böyle fotoğraflar vererek e, hem kuyruğu dik tutuyor hem de bundan sonra varım 2023'te de varım sonrasında da varım e, mesajı veriyor. E, bunu çok fazla yabana açmayın. Bağlarken Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş dört e, kalp damarı tıkalıymış galiba yoğun bakımda tedavi görüyor. Önümüzdeki yani bu hafta içerisinde de ameliyat olması bekleniyor. Selahattin Demirtaş dün evvelki gün muhtemelen cumartesi sabaha karşı ani bir kararla ve galiba avukatlarının da talebiyle Edirne cezaevinden bir özel uçakla veya jetle Diyarbakır'a babasını ziyarete götürülüyor. Bir rivayete göre 25 dakika bir rivayete göre 45 dakika babasıyla görüşüyor ki zaten babası yoğun bakımda ve sonra da geri dönüyor. Bu ziyaretten ailesine dahi haber verilmiyor. Ee, babasının durumunun ciddi olduğu belirtiliyor ama... Burada hükümetin e, Erdoğan'ın izniyle olduğu bu muhakkak e, Demirtaşa e, yapılan bu iyilik, e, Demirtaş'ın talep Demirtaş'tan mı geldi, avukatlarından mı geldi, nasıl oldu? Bu konuda hala bir muğlak muğlaklık var. Fakat e, böyle bir jest yapması da düşündürücü. Tabi parantez. Demirtaş'ın ailesi Diyarbakır'da yaşıyor kendini Edirne'ye koymuşlar aynı şey Alparslan Kuytulu için ve diğer pek çok tutukluğu ya da hükümlü için de geçerli yaşadıkları yere yakın cezaevine değil de özellikle 800 bin kilometre öteye konuluyorlar ki bu yakınlarına da azap olsun yakınları da çile çeksin yakınlarına da işkence olsun diye haliyle Demirtaş'ın ailesi de belki de annesi babası da onu gelip göremiyor belli bir sıklıkta ama eşi Yapabildiği kadar işte İstanbul üzerinden Edirne'ye e, her hafta ya da iki haftada bir bilmiyorum görüş sıklığını kazıncağızın Başak Demirtaş bir iki günü yollarda geçiyor. Evet. Tahir Demirtaş'a büyük geçmiş olsun. Ameliyatının da başarılı geçmesini diliyoruz Allah'tan. Ve Selahattin Demirtaş'ın mesajıyla bağlıyoruz. Tekrar Taksim'deki bombaya dönelim. Kınama mesajı gelmiş Demirtaş'tan kim hangi amaçla ve gerekçeyle yapmış olursa olsun sivillere hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz. Masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum demiş. Demirtaş'ın bu mesajı da önemli. Benzer bir mesajı Mersin saldırısı ardından da ivedilikle paylaşmıştı. Bu hafta Ekrem İmamoğlu haftası olacak. Neden? Bugün altılı masa toplanıyor. Ne olacak ne bitecek? Oradan bir kulis çıkar mı bakacağız ama... ...son haftalarda Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali... ...az duraksamaya girerken... ...Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde yeniden spekülasyon başladı. Bunun da elbette 14 Aralık'a ertelenen... E, ...bu ahmak davası da... ...geçen hafta çokça bahsettik. Ahmak davasının da tesiri var. E, Erdoğan... E, ...Ekrem İmamoğlu'na kaybedeceği için... ...onu ekarte etmeye çalışıyor... ...diyen de var... Ee, ...yine... ...bir biçimde... ...altılı masayı... ...zor duruma sokacak veya işte... ...İmamoğlu olmaz... ...Kılıçdaroğlu olsun... ...bak Kılıçdaroğlu'yla uğraşmıyorum falan... ...mesajı gibi algılayan da var... ...yani Ekrem, İmamo Ekrem İmamoğlu değil karşısında... ...Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor Erdoğan... ...gibi yontanlar da var... Yine üçüncü dördüncü adaylar Mansur Yavaş veya Meral Akşener. Her ne kadar kendisi deklar etmiş olsa da bu ihtimaller de çok konuşuluyor. Ama bu hafta belli ki bu çokça konuşulacak. Ben de ilerleyen yayınlarda bu konudaki analizlerimi paylaşacağım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.